izleyenler, Köy TV ekranlarında, stüdyo ortamında yine bir canlı yayında karşınızdayız. Tabii ki Bursa'dayız. Bursa'da çok değerli iki konuğumla beraber Türkiye'deki hayvancılığı, akıllı ahırları ve sağım sistemlerini konuşacağız. Kimle mi konuşacağız efendim? Çok değerli Sezer Süt Sağım Sistemleri Genel Koordinatörü Nafiz Sezer, hoş geldiniz. Hoş bulduk Adil Bey, nasılsınız? Teşekkür ediyoruz sizlerle beraber olmak, keyifli Nafiz Bey. Serkan Bey, Satış Pazarlama Müdürü, hoş geldiniz efendim. Sağ olun efendim, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İsterseniz önce Nafiz Bey'le başlayalım. Dedenizin ismi, aslında çok da keyif aldım. Bir Nafiz Sezer'le bir program yapmak keyifli. Amcanız Nizam Sezer'le de daha önce program yapmıştık. Sizin isminiz de çok değerli bir isim. Hoş geldiniz programımıza. Sizleri tanıyalım. Nafiz Sezer kimdir? Genel koordinatör olarak şu anda şirketin yönetimindesiniz. Sizleri tanıyalım. Adil Bey, öncelikle tüm üreticilerimize, sektör paydaşlarımıza Sezer markasını bugünlere getirmemizde bize yoldaş olan değerli çalışma arkadaşlarımıza sizin huzurunuzda buradan selamlarımı yollamak istiyorum. Ben Nafiz Sezer, Bursa doğumluyum. 25 yaşındayım. Eğitimimi Uludağ Üniversitesi'nde işletme üzerine tamamladım. Tabii bu süreçte çalışma hayatım devam ediyordu. Okuldan vakit buldukça iş yerinde devam ettim. Yaptığımız iş gereği bu işi dededen amcamıza, babamıza ve daha sonrasında da 3. jenerasyon olarak ben ve diğer yönetimdeki kuzenlerime yavaş yavaş bir devir süreci başladı aslında. Hepimiz bu işi sahiplenmeye, kendi sorumluluklarımızı, aldığımız eğitimleri buna yansıtmaya çalışıyoruz. Sezer ailesinin 3. nesil temsilcilerinden biri olarak da bu nesli 43 yıldır yapan bir ailenin sorumluluğunu üzerimize taşıyoruz ve bu bilinçle çalışmalarımıza sonrasında devam ediyoruz. Ben de şu anda şirkette üretim bölümüyle daha ilgiliyim. Bu konuda çalışmalarımı sürdürüyorum. Bunun dışında ARGE ekibinin de bir yandan bir parçasıyım aslında. Hem öğreniyoruz, hem çalışıyoruz, hem büyütmeye çalışıyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz bu şekilde. Evet, hayvancılığa olan ilginiz buradan işin başına geçtiğinizden anlaşılıyor. İşletme mezunusunuz. Farklı bir alanda devam da edebilirdiniz. Tekstil olsun veya başka bir bölüm, başka bir branş da olabilir. Hayvancılığa ilginiz var mı Nafiz Bey? Ya bu bizim dede mesleğimiz ve ben bu işi yapmaktan çok keyif alıyorum. Sadece şirketimiz adına değil, ülkemize de bu anlamda değer katabileceğimize olan inancımız sonsuz. Ve bununla alakalı da çalışıyoruz. Bu sektörde olmaktan dolayı ben çok mutluyum. Evet, dedeniz Nafiz Sezer'in Türkiye'de ilk rotavatör tarım makineleri yapan isimlerden biri olduğunu herhalde biliyorsunuzdur. Belki ilk demeyelim ama ilklerden birisiniz. İlk de diyebiliriz aslında. Yani yerli olarak ilk üreten rahmetli dedem. Bu heyecan veriyor mu size? Ya hem heyecan veriyor hem ilham veriyor aslında. Buradan aldığımız güçle bizim de aynı performansı gösterip yine ilkleri Sezer bünyesinde Türkiye'ye, dünyaya katmak bizim vazifemiz. Evet Nafiz Bey, soracağımız soru çok. O yüzden soruları biraz hızlı geçelim isterseniz müsaadenizle. Şimdi bir gençsiniz, hayvancılığa bakışınız, Sezer Süt Sağım Sistemleri'ni hangi noktaya taşıyacağınız, bu konudaki hedefleriniz nelerdir? Bunları alalım ama şimdi tamburlu sulama sistemlerini o kadar yoğun çalıştırız ki sanki Sezer Süt Sağım Sistemleri sağım işini bırakmış veya çok ilgilenmiyormuş gibi bir hava var piyasada. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Aslında ben daha fazla şirket içinde ve şirkete yakın çiftliklerde bulunduğum için bunun daha fazla sancısını değerli pazarlama müdürümüz Serkan Beyler daha fazla yaşıyorlar bunları. Hı hı. Fakat tamburlu sulama makinesi
satışına aslında biz yakın zamanda başlamadık. Uzun zamandır bu işi yapıyoruz. Üretimini de yine artık bu konuda tecrübeliyiz ve bu konuda sektörün ciddi paydaşlarından bir tanesiyiz artık. Piyasada böyle bir algı olması biraz şaşırtıcı çünkü bizim iki fabrikamızın iki farklı çalışan ekibi, iki farklı lokasyonu, yani ayrı motivasyonlarla çalışan farklı ekipleri var. Ve biz şu anda da pandemi süreci dahil olmak üzere bu çiftlik ekipmanları, sahan sistemleri üzerine son hızda çalışmaya devam ediyoruz açıkçası. Yani süt sahan sistemleri fabrikanız ayrı, tamburlu sulama fabrikanız ayrı. Süt sahanında da iddianız, Türkiye'de marka bildirildiğiniz ve onun da altyapısını çok iyi bir şekilde oturttuğunuz ve bu noktada hizmetleriniz devam ettiğini ifade ediyorsunuz. Peki bir genç olarak Nafiz Bey, hayvancılığa bakışınız nasıl ve Sezer süt sahan sistemlerini üçüncü nesil, üçüncü kuşak olarak getirmek istediğiniz nokta konusunda da sizlerin görüşlerinizi alalım lütfen. Adil Bey, yani biz şu anki nesil olarak aslında hayvancılığın Türkiye'de en parlak günlerini gördüğü günlere açıkçası bunları yaşamıyoruz. Hani doğrusunu söylemek gerekirse. Fakat bunu bazı krizler fırsatlar yaratır ve bunu bir fırsat olarak görüp bunun üzerinde Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendimizin de distribütörü olduğu ithal firmalar var. Aynı know-how'a sahibiz, aynı bilgilere sahibiz. Biz de bunun üzerine çalışıyoruz. Aslında bunu yapan firmalar var. Bizim nezdimizde çok yeterli değiller aslında. Buna kendi bilgimizi katıp yakın gelecekte biz de bu konu üzerinde bazı ürünler ve teknolojilerle üreticilerimizle birlikte olacağız inşallah. İnşallah genç kuşaksınız. Özellikle gençlerin yazılım konusundaki yaklaşımları çok olumlu. Bu aynı zamanda hem hayvancılığı olsun hem tarımı olsun ciddi anlamda yansıyor gençlerin bakış açısı. Tabii siz Sezer Süt Sağım piyasadan çekildi derken şimdi ekranlarda da Azerbaycan'da yapmış olduğunuz Rotary sağım sistemi ekrana geldi. Hani siz çekilmek bir yana bırakın, bunu bir nokta, bir tık daha, hatta 10 tık daha ileriye taşıma konusunda çalışmalarınızı gözlemliyoruz. Bu konudaki görüşlerinizi de alalım sizden. Dediğimiz gibi biz bu süreçte, pandemi süreci aslında pandemi bir felaketti çoğu insan için, hepimiz için. Fakat biz bu süreci elimizden gelen en iyi şekilde değerlendirdik ve aslında burada Türkiye'de bir karantina süreci varken biz aynı hızda Azerbaycan'da Rotary montajını yapıyorduk. Bu konuda Serkan Beyler, satış ekibi, montaj ekibi son derece başarılı bir şekilde çalışıp alnımızın akıyla Rotary montajımızı Azerbaycan'da tamamladık. Ve orada da aslında güçlü bir bayrağımız var. Oradaki çalışmalarımıza aynı hızda devam ettik aslında. Ya bizim dediğim gibi bu sektörel belki de algı, belki de başka bir şey. Tamburlu sulama çok farklı bir konu. İkisi bağdaşıyor bir yerde. Fakat süt sahan sistemleri, sahan makineleri, çiftlik ekipmanları bizim zaten yıllardır çok güçlü olduğumuz ve sektörde öncülerinden biri olduğumuz bir konu. Ve bu konuda da gayet çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sizi biraz dinlendirelim, soluklandıralım. Azerbaycan çalışmalarıyla başlayalım isterseniz Serkan Bey. Bizzat kurulumda yer aldınız. Öncelikle tekrar programa hoş geldiniz. Davetimize icabet ettiğiniz için de teşekkür ediyoruz. Oradaki makine, Rotary dediğimiz kaç başlık, ne kadar sürdü montajı, Nafiz Bey'e de ifade ettiğimiz gibi sorumuzda sorduğumuz gibi Sezer süt sahan sistemleri konusunda biraz geriye mi çekildi derken ama bir baktık ki tam tersi daha ileri bir noktaya taşımak için yerli üretim teknolojimizi Azerbaycan'a taşımışsınız. Belki yarın başka ülkelere de bu gidecek. Evet. Siz de dinleyelim efendim.
Şimdi aslında o bahsetmiş olduğunuz tamburlu sulamanın biraz öne çıkması konusu şöyle, özellikle sezonda çok fazla talep geliyor ve sizlerle olsun işte farklı mecralarda üreticilerle bir araya gelip bunun lansmanı veya sahada kullanımı noktasında uygulamalar yapıyoruz. Bunlar tabii basında da yer alıyor veya yerel medyada da yer aldığı için biraz ön planda. Tabii biz bunu aslında ayrı bir ürün olarak görmekle beraber hayvancılığa hizmet eden bir başlangıcında bir ürün olarak ortaya çıktı. Özellikle yem bitkisi yetiştirmede ve bunların sulanmasında ve kolay sulanmasında, tasarruflu olarak sulanmasında çiftçimizin, üreticimizin elini rahatlatan, işçilik anlamında da kolaylaştıran bir sistemdi. Biz öncelikle hizmet verdiğimiz çiftliklere bu ürünü sunmak istedik. Daha sonra burada bir gelecek olduğunu gördük ve birçok sadece işi hayvancılık olmayan, endüstriyel olarak üreticilik yapan yetiştiriciler de bu ürünü talep etmeye başladı ve bunu ayrı bir fabrikada işte tamamen yerli teknolojiyle üreterek yolumuza devam ettik. Biraz da bu ön planda kaldı ama süt sağım sistemleri Karacabey'de biliyoruz. Evet. Tamburlu. Karacabey'de. Tamburlu sulam fabrikamızda Mustafa Kemalpaşa'da. Kemalpaşa organize eder. Evet, evet. Bir fabrikamız var. O da Avrupa Birliği ülkelerine hizmet eden. O da Bulgaristan, Razgrad'da. Orada kısmi üretim söz konusu. Tamamen bir üretim söz konusu değil ama üç ayrı lokasyonda aslında hizmet veriyoruz. Bunun dışında tabii ki en ücra noktada ve en küçük işletmeye de hitap edecek yerel bayiyamız var. Yurt dışında da aynı şekilde distribütörlerimiz var. Yani her alanda hizmet vermeye çalışıyoruz. Süt sağım kısmında tabii biz başlangıçta seyyar süt sağım makinesiyle başlayan yolculuk, işte zaman içerisinde üreticinin taleplerine veya ihtiyaçlarına bağlı olarak üreticinin ekonomik olarak gelişmesiyle birlikte kilit arkası sağım sistemleri, işte güğme sağım sistemleri, merkezi olsun balık kılçığı veya paralel çıkış sağım sistemleri. Sonra bir tık daha üzerine çıktık. Bununla ilgili robotik sağım sistemleri bir müddet bayiliğini aldık bazı Avrupa firmalarının. Ve akabinde de bu rotary sağım sistemiyle aslında hemen hemen A'dan Z'ye bir sağım sistemi noktasında hizmet verir duruma geldik. Böyle bir proje geldiğinde özellikle rotary kapsamında söylüyorum. Bununla ilgili iki seçeneğiniz var. Aslında dünyada bu altyapı üreten 3-4 tane firma var. O rotary'nin döner altyapısını. Ama üst yapıda tamamen firmalar kendi teknolojilerini veya bilgilerini, know-how'larını yansıtıyorlar. Biz de altyapıyı yine bir Avrupa firmasıyla çalıştık. Ama üst yapıda tamamen kendi teknolojimizi ve montaj personelimizi kullandık. Bu bizim için güzel bir deneyim oldu. Hani Türk firmaları içerisinde yabancı distribütörlükleri olan firmaların burada uygulamalar var veya yurt dışında uygulamalar var. Ama tamamen %100 Türk sermayeli firmanın bu şekilde yaptığı bir ilk sahman oldu. Yani biz de ilklerin firması olmakla aslında gurur duyuyoruz. Bu ilki de yaptığımız için, gerçekleştirdiğimiz için oldukça gururluyuz. Tabii yerel partnerimiz de bize bu konuda oldukça destek oldu ve bize güvendiler. Bu sistemin normal işte balık kılçı dediğimiz, hızlı çıkış dediğimizden ne farkı var? Artısı mı var? Tabii bu sistemin ilk yatırım maliyeti diğer klasik sağım sistemlerine göre biraz daha yüksektir. Ama kullanım anlamında daha az kişiyle daha çok sağım yapabiliyorsunuz. Hayvanları, trafiğini biraz daha kolay yönetebiliyorsunuz. Bunun gibi avantajlar var. Yani az sürede daha çok sağım yapabiliyorsunuz. Yani iki kişiyle neredeyse binlere yakın bir oranda, 2-3 kişiyle bin hayvanı çok rahatlıkla sağabilen sistemler mevcut. Evet, başka ülkelerde bu tarz bir talep var mı? Bir şey. Şimdi aslında ben şöyle sezer tarihine baktığımızda biz ilk kurulumları, mesela küçük baş için hızlı çıkış padok sistemlerini işte Yunanistan'da ilk kurduk. Türkiye'de talep yokken veya biz Türkiye'de bunu satmaya çalışırken bize yurt dışından hep bu tarz talepler geliyor. Yani genel olarak baktığımda böyle ilklerin gerçekleşme şeyi yurt dışında. Yani biz zaten bir yönümüzde yurt dışında. Yaklaşık 70 ülkeye yakın bir ihracatımız var aktif olarak. Ve bu ülkelerde yani sadece 3. dünya ülkeleri değil, Avrupa'nın belli başlı ülkeleri, yani isim yapmış ülkeleri. Bununla ilgili ciddi bir çalışmışlığımız var o ülkelerle ve devam ediyoruz. Yine aynı şekilde gerek sürü yönetim sistemleri olsun, gerek bazı elektronik donanımlarda
yine Avrupa'nın bu konuda veya dünyanın önde gelen üreticileriyle bir çalışmamız söz konusu. Tabii bu uzun yıllara dayalı bir çalışma olduğu için buradaki bazı teknolojileri biz yerleştirdik ve millileştirdik. Kendi Ar-Ge ekibimiz olsun, gerek buradaki yerel üreticilerden aldığımız destekle veya onların yönlendirmesiyle bunları biz kendi bünyemizde üretmeye başladık. Birçok alanda, Nafiz Bey bahsedecektir bir sonraki bölümde, bununla ilgili biz yerli olarak neler yapabiliriz? Çünkü bazı sistemlerde her ne kadar bu bütün dünyaya hitap etse de yerel çözümler üretmek durumdasınız. Avrupalı üreticinin mantığıyla yerel Türk üreticinin mantığı biraz daha farklı. Yaklaşımları biraz daha farklı olabiliyor. Personelin çalışması, mentalitesi biraz daha farklı olabiliyor. Bunlara yönelik ürünler geliştirmelisiniz ki bu üreticimiz de aldığı üründen maksimum faydayı sağlayabilsin. Yani burada örnek veriyorum, sürü yönetim sistemlerinde kullanıcı düzeyine baktığımız zaman nispeten işte yabancı çalışanlar var veya bilgisayar bilgisi çok ileri düzeyde olmayan kullanıcılar var. İşte bunlarla ilgili mesela yazıları ortadan kaldıran tamamen grafik veya şekillere dayalı bir takım işte elektronik göstergeler geliştirdik. Yani insanlar yazılarda veya kendine gelen uyarılarda kaybolmasın veya boğulmasın, buna daha fazla hakim olduğu noktasında bu tarz iyileştirmeler yaptık. Yine maliyetlerden veya işte hayvancılığın durumundan bahsettik. Bununla ilgili şu anda bazı ekonomik problemlerden bahsediyoruz. Maliyetlerin kontrol altına alınmasından bahsediyoruz veya karlılıktan bahsediyoruz günün sonunda. Bununla ilgili bazı çözümler geliştirdik. Nafiz Bey bahsedecektir. Yani tamamen bu noktada bizim ayrı bir kolumuz olarak, yani sulamadan ayrı bir kol olarak sahan sistemleri olsun, sürü yönetimleri ve çiftlik ekipmanlarda tüm hızımızla aslında devam ediyoruz. Bu konuda sektörden bir kopuş söz konusu değil. Aksine sektöre yön veren bir noktaya gelmeye çalışıyoruz. Evet, şimdi birçok dünyada marka bildiğimiz hayvancılık sektörüne faaliyet gösteren firmalar var. Bu döviz TL'nin döviz karşısında erimesi mi diyelim ya da artık nasıl bir tarifle onu anlatalım bilemedim ama faaliyetlerini azaltıyorlar. Yani yurt dışından bugün bir ürünün getirilmesi dolar bazlı veya euro bazlı neredeyse imkansız halde veya rentable değil. Bunu Sezer Süt Sağım olarak nasıl yorumlamak lazım? Bunu ülkemizin lehine, Avrupa'da daha çok faaliyet gösterir hale gelebilir miyiz? Veya Avrupa örneğini veriyorum ama bu Afrika için de geçerli, Orta Doğu için de geçerli. Bu konuda düşünceleriniz nedir Serkan Bey? Şimdi hayvancılıkta yönetebildiğiniz sürece bir karlılık söz konusu. Yani bunlar sonuçta bir ticari işletmelerdir. İçerisinde hani bazen şöyle bir düşünce var. İşte hayvan olduğu için biraz daha böyle hayvansever gibi düşünülebiliyor. Yani burada ama sonuçta bir ticari işletmedir. Bir kar etmesi lazım, büyümesi, işte bakım hizmetleri olsun veya ekipmanların yenilenmesi için belli bir kâra ihtiyaçları vardı, çalışanlara maaş ödemesi için. Bunun da şeyi, kârlılığın temel noktası sürüyü kontrol edebilmeniz, maliyetleri kontrol edebilmenizden geçer. Bunu da birçok işletme sürü yönetim sistemleri olsun veya akıllı çiftlik yönetimi gibi uygulamalarla yapmakta. Şimdi biz özellikle küçük baş anlamında sürü yönetim sistemini ve buna bağlı ekipmanları kendi bünyemize uzun süredir uyguluyoruz. Bunu yerli olarak kullanıyoruz ve birçok şeyde de rakiplerimiz arasında da bu tek olarak bizde şu anda yerli olarak küçük baş sürü yönetim sistemi ve uygulamaları. Ama büyük başa geldiğimizde biraz daha geniş bir alana hitap etmek zorundasınız. İşte kızgınlık takibi olsun veya sütteki mahsul takibi gibi bazı konularda yerli çözümler yetersiz kalabiliyor. Burada ithalata dayalı bir çözüm bulmak zorundasınız. Bu geçmiş yıllarda tamamen ithal şeklindeydi ama şu son yıllarda gerek Sezer bünyesi olsa gerekse sektör paydaşlarımızda bu yönde ciddi çalışmalar var. Bu konuda üreticinin nabzını yakalayabilen, onun tam ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir programı ortaya koyacak veya donanımları ortaya koyacak firma yine sektörde liderler oynayacaktır. Benim düşüncelerim bu şekilde. Evet, yazılım konusunda, sürü yönetim sistemleri konusunda da yurt dışına bir ciddi bağımlılığımız var. Bu konuda
Yerel mühendislik firmalarımız faaliyet gösteriyor, çalışıyor. Sizin de bu konuda yatırımlarınız ve bu konuda çalışmalarınız var mı? Bu konuda uzun süredir çalışıyoruz. Bununla ilgili dediğim gibi küçük parça sürü yönetim sistemi olsun. Buradaki deneyimimiz. Aynı zamanda yurt dışındaki NEDAP gibi, Uniformal gibi bazı lider firmaların uzun yıllardır distribütörlüğünü ve ürünlerini satıyor olmamız burada bizde ciddi bir bilgi birikim ve deneyim kazandırdı. Ben hani şunu şöyle özetleyebilirim. İlk yıllarda biz bu firmalarla işte yıllık toplantılar yaptığımızda veya ürün geliştirme çalışmaları yaptığımızda sadece dinleyici olarak veya ufak tefek katkılarda bulunurken bugün biz belki de bazı toplantılarda yön veren ülke durumdayız. Sorduğumuz sorularla veya yönlendirmelerle oradaki yazılım mühendislerinde ilgisini çeken ve yeni geliştireceği ürünlerde bizim fikirlerimize yer veren noktaya geldi birçok alanda. Ve genelde de baktığımız zaman Türk yazılım mühendisleri olsun, yani gerek bizim hayvancılık sektöründe, diğer sektörlerde, bütün dünyada önde gelen firmalarda yer alıyorlar, çalışıyorlar ve bu programların gelişmesinde katkı sağlıyorlar. Ve ülkemizde de gerçekten çok değerli yazılımcılar var. Biz duyuyoruz, sadece bizde değil, rakip firmalarda da aynı şekilde çalışan veya bu yurt dışı firmalardan bahsediyorum. Çok değerli Türk mühendisler var. Bunların birçoğu sektör tecrübesini buradaki yerli firmalara da aktarabiliyorlar. Dolayısıyla ben bu konuda yakın bir gelecekte dışa bağımlılığın büyük ölçüde azalacağını düşünüyorum. Evet, inşallah. Şimdi konu başlığımızda zaten akıllı ahırlar ve sahan sistemleri. Tabii süt konusuna çok girmek istemiyorum. Sizler bu noktada akıllı ahırlar kelimesini kullanmak sizce doğru mu? Bir ahırın akıllı olması ne anlama geliyor? Yani üreticimiz para kazanma konusunda ahırları modernize etmesi çok önemli. Ama bunu akıllı bir şekilde yapıyor olması için neler gerekiyor? Şimdi akıllı ahırlar dediğimiz zaman aslında hayvancılık veya endüstri 4.0, hayvancılık 4.0 da diyebiliriz. Bunun farklı yorumlamaları var. Ama mesela Profesör Hazım Gökçe'nin bir söylemi var. Diyor ki endüstri 4.0 gibi hayvancılıkta 4 aşamadan oluşuyor. Bunun birinci aşaması mera yayla hayvancılığı, yani ekstantif hayvancılık. İkinci evrede iklimsel değişiklikler ve hırsızlığa karşı bir takım tedbirler maksadıyla yılın belli dönemleri içeride, işte belli dönemleri dışarıda olan bir hayvancılık. Üçüncü evrede ise yıl boyu barınakta yapılan kapalı hayvancılık. Dördüncü evrede ise akıllı hayvancılık veya modern çiftlikler dediğimiz bölüme geldi. Şu anda içinde bulunduğumuz çağ bu. Ama burada tabii akıllı ahırlar dediğimiz zaman, yani en lüks ürünleri alıp, işte en teknolojik ürünleri alıp bundan maksimum fayda sağlamak veya kar sağlamak söz konusu olmuyor çoğu zaman. Çünkü bunların bir de kullanıcısı veya uygulama alanları var. Biz sahada şöyle uygulamalarla da karşılaşabiliyoruz. Yani birçok yatırımcımız, hayvancılar dışarıdan yatırım yapan üreticilerde, işte bazı unsurları işte Hollanda'dan, Amerika'da gördüğü bir ahırın planını uygulayıp, örnek veriyorum işte İrlanda'da gördüğü bir sistemi, hepsini böyle birleştirip ortaya çok iyi bir ürün veya iyi bir ahır çiftlik çıkacağını düşünüyorlar. Ama birçok alanda yanılma söz konusu. Çünkü yere özel veya yerel bir takım çözümler bulmak zorundasınız. Oradaki işte iş gücünün mantalitesi olsun, ekipmanların dayanıklılığı, servis ve bakım hizmetleri, satış sonrası hizmetler gibi, bunun gibi konuları hep göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Yani benim her şeyimi elektronik bir tuşla yönetiyorum diyemezsiniz. Çünkü hayvanlar 24 saat ahırın içerisinde. Bu malzemeler çok ağır koşullarda çalışıyor. İşte şu anda ekranlarda görüyoruz, gübre asitinin içerisinde çalışıyor. Gerçekten çok dayanıklı ve sağlam ürünler yapmanız gerekiyor ve dış hava koşullarına da dayanıklı olması gerekiyor bu ürünlerin. Şimdi akıllı ahırlar ve akıllı çiftlikler dediğiniz zaman bunun gerçekten sonu yok. Ama mesela bir genel olarak bir ahırın içerisine baktığımız zaman işte yemi otomatik olarak dağıtan bir sistemden bahsedebiliriz. Hayvanlar yem yerken yemi öne doğru ittiriyorlar. Bu konuda yeme tekrar ulaşmalarını veya yemini havalandırarak kendilerine tekrar
servis edilmesi için yem itici robotlardan bahsedebiliriz. Gübre seyirici sistemler demiştik. Bunun halatlı, zincirli veya hidrolik olan modelleri var. Şimdi buna ekstra gübre seyirici robotu dediğimiz bir ürün eklendi. İşte bu ağır içerisinde 24 saat hizmet veriyor ve görmüş olduğu gübreleri işte ızgara olsun veya diğer içine haznesini almak suretiyle temizliyor. Dolayısıyla ağır ortamının her zaman kuru ve temiz kalmasını sağlıyor. Yine ağır içerisinde otomatik iklimlendirme sistemlerinden bahsediyoruz. Havalandırma, aydınlatma gibi, serinletme gibi unsurların bazı sensörler vasıtasıyla dış hava koşullarına ve ağır içi koşullara göre birbirini dengeleyerek veya kontrol ederek çalışmaya başlayıp başlamaması noktasında sistemlerden bahsedebiliriz. Yine ağır dışına çıktığımız zaman ağır içerisinde de hayvanların tamamen 24 saatinin kontrol edilebildiği bir ortamdan bahsedebiliriz. Hayvanın boynuna veya ayağına taktığımız laktatör veya responder olarak adlandırılan bir çip veya bir cihaz vasıtasıyla hayvanın bütün hareketleri kontrol altına alınıyor ve hayvanın rutininde meydana gelen değişiklikler üreticiye veya üreticinin görevlendirişe veteriner olsun, veteriner teknikeri, işte yemden sorumlu personel gibi bu personele e-mail ve SMS yoluyla ulaşarak bu personelin hayvan hakkında bilgi sahibi olması sağlanıyor. Evet, Serkan Bey, sözünüzü faktörler. Keselim isterseniz, müsaadeniz olursa balla keselim. Bir reklam girelim. Reklamdan sonra beraberliğimiz, sohbetimize devam edelim. Değerli izleyiciler, bir reklamımız var. Reklamlardan sonra canlı yayınımız devam ediyor efendim. Kolay ve etkili sulama için Sezer sulama sistemlerini seçin. Basit kurulum, minimum işçilik ve tek kişiyle sulama imkanı. Yerli üretim, farklı bitkilerin sulama ihtiyaçlarına mükemmel çözüm sunar. Sizin için sulamayı kolaylaştıran sistem. %50 hibe desteği ve 0 faizli 5 yıl vadeli banka kredisiyle kolayca sahip olabilirsiniz. Profesyonel ve ekonomik bir sulama için Sezer tamburlu sulama sistemlerini seçin. Evet değerli izleyenler, bir reklamdan sonra Serkan Bey'le sohbetimize devam edelim. Sözünüzü balla kestik demiştik efendim. Buyurun devam edelim. Şimdi ağır içerisindeki teknolojik gelişmeler hemen hemen bu şekilde. Yine buna bağlı otomatik perde sistemler var. İşte güneş ve ısıya göre sıcak havalarda otomatik havalandırma sağlayan veya kapalı rüzgarlı havalarda otomatik olarak perdeleri indiren sistemlerden bahsedebiliriz. Ağır dışına çıktığımızda yine gezinti alanlarında hayvanların yine ayağındaki veya boynundaki cihazlar vasıtasıyla takip edilebildikleri ve sağlık raporlarının oluşmasını sağlayan bir takım verileri alabiliyor yatırımcılar. Yine sahmane boyutunda uzun yıllardır kullanılan bazı sistemlere ek olarak yine sahmane girişinde hayvanın okunması ve süt verisinin işlenmesiyle beraber o hayvanın sağım bilgileri, süt verisi, işte ne kadar süt verdiği, aylık ne kadar süt verdiği, işte günlük ne kadar verdiği gibi sütünde herhangi bir mahsitle ilgili bir uyarı var mı yok mu gibi bilgileri içeren bütün bu faktörleri düşünebiliriz akıllı çiftlik dediğimiz zaman. Yine yemle ilgili boyutta arzu eden yatırımcılar otomatik yemleme sistemlerini, işte her hayvana özel veya her hayvan grubuna özel beslenme sistemlerini tercih edebiliyorlar. Bunlara baktığımız zaman hepsi birbiriyle haberleşebilen, birbiriyle uyumlu sistemler de olabiliyor. İşte nesnelerin interneti dediğimiz sistemle de bunlar bir arada kullanılabiliyor. Çiftliğin dışarısına çıktığımızda yine yem bitkisi yetiştirmeye yönelik ürünlerde işte sensörlü sistemler var. İşte suya ne kadar ihtiyacı olup olmadığını, gübreye ne kadar ihtiyacı olup olmadığını bildiren sistemler var. Yani bunları aslında komplike olarak değerlendirirse, bir bütün olarak değerlendirirse akıllı çiftlik olarak nitelendirebiliriz. Bununla ilgili Avrupa'da yeni yeni uygulamalar başladı. Hatta bir süredir uygulanıyor ama tabii buradaki en büyük etken internet konusu. Birçok kırsal alanda Avrupa dahil internetle ilgili bazı sıkıntılar var. Yani dolayısıyla bizim Türkiye'de de yine aynı şekilde. Bu sistemlerin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri internet konusu. Çünkü bu nesnelerin birbiriyle haberleşmesi gerekiyor. Bu noktada çözülürse bence daha da ekonomik hale gelecek bu sistemler. Ve yaygınlaştıkça da bu sistemlerin üretici kazancı hız, zaman ve para olacak. Dolayısıyla kesinlikle yatsınamaz bir sistem.
Büyük çiftliklerde bu büyük ölçüde başladı ve küçük çiftliklere doğru geliyor. Yani özellikle bu tarz yayınları izleyenler veya sektörün önde gelen yatırımcıları izleyen üreticiler, biz de bu sistemlere nasıl sahip olabiliriz? Nasıl daha ekonomik sahip olabiliriz düşüncesi içerisindeler. Bu noktada da bizim çalışmalarımız sürüyor ve bu üreticilere yönelik bizim de aslında ürün geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili de Nabız Bey size bazı ürünlerden bahsedecektir. Evet, o konuyla ilgili son bir soru sormak istiyorum. Roter'de belli bir sayı var mı, yani kaç hayvan olmalı ki bu roter sistem kurulsun veya bunun çapı ne kadar olacak, kaç hayvan içine alması olayı sistemsel olarak rentable hale getiriyor? Şimdi rotary sağım sistemlerinde, döner tip sistemlerde 32 hayvandan 80 hayvana kadar, 100 hayvana kadar çıkan modeller var. Bu tamamen kapasiteyle ilgili olan bir konu veya yatırımcının sağım süresini ne kadar sürede tamamlamak istediğiyle ilgili olan bir şey. Yani burada aslında net bir sayı vermek çok doğru olmayabilir. Üreticinin nihai hayvan hedefi, sağmal da çıkmak istediği mevcut kapasite bunda önemli. Yani bugün bir sağmal bir ağır yapabilir. İşte 250 başla başlayabilir ama gelecekte 500 hayvana veya 750 hayvana çıkmak isteyebilir. Bunun altyapısını mutlaka son noktaya göre veya nihai hedefe göre planlamak zorunda. Burada en düşük kapasite olarak 32 hayvandan başlıyor diyebiliriz. Maksimumda 100 hayvan alabiliriz. Yaklaşık 32 hayvanla da bugün ideal koşullarda 700-800 hayvanı da çok rahatlıkla sağabilirsiniz bu sistemlerle. Evet. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Böyle daldık gidiyoruz. Çok güzel anlatıyorsunuz, güzel ifade ediyorsunuz. Nafiz Bey, size soluklandırdık biraz. Evet, sağ olun. Şimdi gelecek teknolojide, bu bir gerçek. Herkes minimum işçiyle en yüksek verimi elde etmeye çalışıyor. İşçi problemi ahırlarımızın en büyük sorunu. Belki fiyat yetersizliğinden mi, işçi bulamadığımızdan mı, insanlar çalışmak mı istemiyor? Hani tarlalarda Suriyeliler olmasa diyoruz, ahırlarda Afganlar olmasa diyoruz, işçi bulamıyoruz konusunda bir sıkıntı. Ve baktığınız zaman da işçilik maliyetleri ciddi rakamlar. Sizin teknolojiye yaklaşımınız sadece işsizliği önlemek mi veya işçi giderini azaltmak mı, yoksa gelecekte artık her şey teknoloji bizim parmaklarımızın uçlarında, minimum insanla en iyi verimi nasıl alırız, bunu çözümlemek mi? Sezer olarak konudaki hedeflerinizi öğrenmek istiyorum. Adil Bey, öncelikle şöyle bir, bu konuya başlamadan önce şöyle bilgi vermek istiyorum. Lütfen, buyurun. Ben ARGE sürecinde ekiple birlikteyim derken, gerçekten neredeyse sahada yatıp, çiftlikte yatıp kalkıyorum diyebiliriz yani buna. Ve birçok şeyle karşılaşıyorum. Birçok şeyi gözümle görme şansım oluyor. Sahaya çıkmadan önce bizim şirket içinde ARGE ekibimizle birlikte düşündüğümüz aslında çoğu fikrin ya da bazı fikirlerin sahada uygulama boyutunda çok zorlanabileceği, çok zorlanabileceği şeyleri görüyoruz. Bunları totalde bir bakış açısı sağlayacak olursak, aslında sürü yönetim, sürüyü yönetmeye girdilerin ve çıktıların hesaplanmasıyla başlayan, bu girdi çıktıları akıllı bir şekilde yorum yapabilen ve buna göre de yönlendirilebilen sistemlere biz sürü yönetim sistemleri diyoruz. Yani sadece hayvanı girişte okuyup süt verisini gösterip ya da kızgınlık algılamak tam olarak bir, tam anlamıyla bir sürü yönetmek değildir. Hani Avrupa'da bu işin en uç yapan firmalar da, en iyi şekilde yapan firmalar da bu konuda aslında tam olarak daha endüstrinin geldiği seviyeleri yakalamış durumda değil. Olacaktır, yakın gelecekte de olacaktır zaten. Şöyle bir gerçek var, artık binbaş sahibi bir üretici de, yüzbaş sahibi bir üretici de bütün girdilerini ve çıktılarını hesaplamak zorunda.
Çünkü artık şartlar eskisi kadar rahat değil ve ekonomik darboğazdan dolayı üreticilerimizin geldiği noktada bütün girdilerini ve bütün çıktılarını ellerinde tutmaları gerekiyor. Biz de bu noktada üreticilerimizin girdilerini minimuma indirebilmek adına bazı çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan işte birkaçına örnek verebilirim. Yakın zamanda da bunu kendimiz de tanıtacağız, tanıtımını da yapacağız. Sürücü ve PID kontrollü vakum pompaları, vakum pompalarını daha düşük tüketim sağlayabilecek noktalara çekmek. Çünkü buna en uygulanabilir yerden başlamak zorundayız. Evet, bizim de hayallerimiz, hedeflerimiz çok yüksek. Fakat bunun uygulanabilir, yani günümüz şartlarına uygulanabilirliği maalesef günümüz ekonomik şartlarından dolayı pek mümkün değil. Biz de daha şu an hali hazırda kullanılan ürünlerin tüketimlerini nasıl düşürebiliriz'e odaklandık aslında biraz da bu süreçte. Vakum pompaları, helikopter fanlar, mesela biz de kendimiz de helikopter fan üreticisiyiz. O helikopter fanların gerektiği zaman gerektiği miktarda çalışmasını sağlayan PID kontroller, akıllı sistemler. Onun dışında Serkan, mesela her şeyi de Sezer bünyesinde yapmaya çalışmıyoruz. Ülkede bu işi layıkıyla yapan firmalar var ve bunlarla zaman zaman çözüm ortaklığı noktasına gidebiliyoruz. Mesela dışkı sıyırıcı robotu veya yem ittirme robotu konusunda biz de yerli bir firmayla bu konuda çözüm ortaklığı yapıyoruz. Bu konuda da yine tamamen yerli olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü eğer zaten bir konuda gelişim yaparken ithali kullanıyorsanız, kendi nezdimde söylüyorum, bence bu tamamen ülkesel başarı değildir. Bizim şu anda Ar-Ge ekibimizde yer alan arkadaşlarımızla aramızda konuştuğumuzda dikkat ettiğimiz bir tane konu var. Ya bu sadece Sezer'in olayı değil, bu bir memleket meselesi. Yani geldiğimiz noktada bu ülkenin geleceğini düşünüyorsak, biz bu ülkede iş yapmak, bu ülkede ekmek yemek istiyorsak, bu ürünleri yerli olarak üretmek durumundayız. Geldiğimiz noktada evet, ekonomi olarak çok parlak günler diyemeyiz belki de, fakat işçilik ücretlerinin düşüşü aslında, ya bu geldiğimiz nokta bazı şeyleri yapmada bize engel oluyor. Evet, aynı. Yani aslında çok girmek istemiyoruz, konumuz o değil, ama süt para etmeyince insanlar bu teknolojiyi nasıl ahırlarına taşıyacaklar? Efendim, süt para etmeyince insanlar bir rotaryayı veya daha farklı şeyleri ahırlarına nasıl kazandıracaklar? Tabii soru işareti. Bu da sizi muhtemelen zorlayan unsurlardır. Tabii süt para etmiyor diye siz çalışmaları, teknolojik gelişmeleri geri mi kalacaksınız veya çalışmayı bırakacak mısınız? Değil. Bu konudaki çalışmalarınız hızlı bir şekilde devam edecek. Yatırımlarınız devam edecek. Yani burada mevcut sistemlerin daha rentable şekilde kullanılmasından bahsediyoruz. Mesela gübre sıyırıcı yıllardır ürettiğimiz bir ürün. Ama buna biz bir pano yapmak suretiyle, akıllı bir sistem kazandırmak suretiyle bunun çalışma zamanlarını ayarlıyoruz. Eski sistemde işte kullanıcı butonuna bassın, yani düğmesine bassın da bu siz ikinci bir defa butona basana kadar sürekli çalışan bir sistemden bahsediyoruz. Bu da size bir elektrik tüketim ve malzemenin daha erken yıpranmasına neden oluyordu. Şimdi defa, yeni sistemlerde işini bitirdiği zaman otomatik olarak duruyor ve durduğunu kullanıcı ama sesli ama görsel olarak uyarabiliyor. Herhangi bir sıkıntı olursa da yarıda bir kalma durumda veya bir arıza durumda da bunu uyarı şeklinde verebiliyor. Yine benzer şekilde mevcut sahamanelerde vakum pompasının, Nafiz Bey'in bahsettiği sürücü kontrollü olması, önceden tam kapasite olarak çalışan vakum pompaları, örnek veriyorum 100 birim elektrik harcıyorsa, bu yeni sistemde bu 40 veya 50 birime kadar düşebiliyor. Dolayısıyla işte 1000 lira elektrik faturası öden bir üreticimiz bir sonraki ay bu ürün alması durumunda hem yarı yarıya bir elektrik faturası ödemiş oluyor hem de mevcut ürünün daha fazla çalışarak veya tam kapasite çalışarak yıpranmasının önüne geçmiş oluyor. Hem modernize etmiş oluyor. Evet. Zaten hem o elektrik faturasını yarı yarıya düşürünce zaten kendine amorti ediyor. Ek bir bütçe oluşturmuş oluyor ve bu bütçeyle de hayvanlarına daha farklı şeyler alabilir. Yani bu, biz demiyoruz ki ille Sezer'den alsın veya ürünlerini
geliştirsin. Ama bu buradan ayıracağı parayı ve buradan kazanacağı zamanı hem kendi sosyal yaşamını hem de farklı alanlarda yönlendirebilir diye düşünüyoruz. Aslında amacımız hem çiftçimizi maddi olarak rahatlatmak hem de kendisine zaman ayırmasını sağlamak. Biraz akıllı teknolojilerin de temelinde bu yatıyor. Evet. Ben de bu noktaya şöyle bir ek yapabilirim. Yani birçok iç karartıcı şey konuştuk aslına bakarsanız. Fakat ülkemizde çok hızla sayısı artan bilinçli üreticilerimiz de mevcut. Ve bunlar aslında hayvan sayısını bir kenara bırakıp ilk başta odaklandıkları şey bu akıllı sistemler. Ve akıllıdan kastım da bu arada tüketimi kontrol altına alabildikleri, kontrol edebildikleri sistemler. Genç yaşta olan üreticilerimiz var ya da bu konuda artık Avrupa'da bunun iyi örneklerini kendi gözleriyle görmüş üreticilerimiz var. Ya bunun dışında bu üreticilerimize yol gösteren, bu üreticilerimizin yol gösterdiği üreticiler var. Yani bu akıllı sistemleri tercih eden üreticilerimizin sayısı aslında gün geçtikçe de artıyor. Ben inanıyorum ki yakın gelecekte Türkiye'de de bu sistemlerin kullanılabilirliği daha fazla artacaktır. Ben öyle düşünüyorum. İnşallah, yani hepimizin hedefi o. İnsanımız rahatça ahırında çalışsın, ektiği para etsin, sütü para etsin. Evet. Hedefimiz o, gayretimiz de o. İnşallah bunlar bir dengeye biner. Üreticimiz tabii çok ince hesap yapıyor. Haklı olarak 4.70 oldu süt ama bir gün sonra 30 lira yeme zam gelince insanların moralleri bozuluyor. Tabii teknoloji takip etmek istiyorlar ama kazanç konusundaki problemler yeni yatırımlara, modernizasyona, ahır modernizasyonuna çok fırsat vermiyor. Bu konuda da değerli üreticilerimize muvaffakiyetler diliyoruz, başarılar diliyoruz. Son dakikalarımıza giriyoruz. Nafiz Bey, son söylemek istediğiniz mesajlarınız varsa alalım efendim. Öncelikle bizi burada ağırladığınız için teşekkür ederiz Adil Bey. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Bu bizim için bir şerefti. Teşekkürler. Şeref bulduk, sağ olun. Üreticilerimize dediğiniz gibi yeni ürünlerimize en yakın zamanda kavuşturmayı diliyoruz. Onlarla şu an yaşadığımız günlerden daha iyi günlerde, daha iyi günlere birlikte taşıyacağız aslında bu sektörü. İnşallah. Dediğim gibi bu bir ülke meselesi ve bu meseleyi hep birlikte halledeceğiz sektörün bütün paydaşları olarak. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Serkan Bey, son olarak dakikalardayız ama 2022 hedefleri de kısaca alalım. Fuarlar var mı? 2022'de neler olacak? Şöyle birkaç cümleyi de onu da alalım. Aslında tabii fuar dönemine bu pandemi sürecinde biraz ara verdik. Yani biz fuarları seviyoruz. Üreticilerle bir araya gelmekten, onlarla birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Tabi bu pandemi döneminde bazı fuarlar iptal oldu veya arzu edilen seviyede gerçekleşmedi katılım. Sonuçta bu da bir emek veriliyor. Fuarlar için özel hazırlanıyoruz. Bunu da tabii karşılığını da almak istiyoruz açıkçası. Ama aynı zamanda sağlık sebepleri olsun, diğer sebeplerden dolayı da bu noktada biraz böyle bir ara verdik gibi oldu. 2022 için aslında umutluyuz ama tabii Avrupa'da bazı ülkelerin işte kısıtlamalara gitmesi, şu anda işte yeni varyantlardan bahsediliyor. Bu noktada açıkçası biraz çekimseriz. 2022 için planlarımızı bu ekonomik duruma göre de tabii biraz revize etmek durumdayız. Ama umutluyuz. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Gıda her zaman geçerli olan bir şey. Gıdasız olmuyor biliyorsunuz. Bu noktada biz de 2022 için yeni ürünlerle bu dönemi biraz da yeni ürün Ar-Ge sürecine doğru yönlendirmek istiyoruz. Ama yurt dışında tabii ki hizmetlerimiz, satışlarımız devam ediyor. O konuda bir sıkıntı yok. Ama iç pazar için böyle bir düşüncemiz var. Bu noktada biz tabii akıllı çiftlikler dedik, işte gelişmiş ürünlerden bahsettik. Bu konuda yerli firmalar olarak açıkçası üreticilerden de destek bekliyoruz. Yani mutlaka yerli çıkan bir ürünün ithal versiyonu da veya ithal çözümleri de var. Bu yerli firmaların ürettiği ürünlere öncelik vermelerini açıkçası istiyoruz. Çünkü bizim ürettiğimiz ürünler birçok Avrupa firması veya Avrupalı üretici tarafından kullanılıyor ve tercih ediliyor. Ama
Aynı şeyi biz yerli üreticiler içinde %100 söyleyemeyiz. İthal çözümler bazen daha çok tercih edilebiliyor. Bu noktada biz iddialıyız. Yani son döneme baktığımız zaman işte Türk İHA'ları, SİHA'ları diyoruz. İşte yerli otomobilden bahsediyoruz. Yani her şeyin yerli ve milli teknoloji olarak yapılmasından bahsettiğimiz dönemde bu noktada yapılan gerek Sezer olsun gerekse sektör paydaşlarımızın bu yöndeki çalışmalarının Türk üreticiler ve yatırımcılar tarafından yabana atılmaması gerektiğini ben temenni ediyorum. Şans verilmesini istiyorum ve mutlaka faydalarını da göreceğim. Çünkü yerli üreticilerin, yerli çözümlerin yapıldığı bir teknoloji mutlaka bizim insanımızı daha çok sarıp sarmalayacaktır. Onun ihtiyaçlarına daha çok karşılık verecektir. Bu noktada seçimlerini yaparken yerli firmalardan yana kullanmalarını ben temenni ediyorum. Evet, makine bir defa alınıyor ama servis hizmeti, yedek parça hizmeti üreticimizin en büyük problemi haline geliyor. Bu konuda yerliden ben vazgeçeceklerini düşünmüyorum. Zaten doların, euronun buna da çok müsaade edeceği de gözükmüyor. Üreticilerimiz de bu konuda bilinçli. Sizin gibi, sizler gibi değerli firmalarımızın her geçen gün ürün kalitesi, gelişimi hep beraber gözlemlediğimiz konular ve yani yerli deyip de sanki böyle bir Çinmiş gibi bir hava artık eskisi gibi yok. Gerçekten firmalarımız kalite konusunda çok iyi bir noktadalar. Bütün kaliteli üreten firmalarımızı da kutluyoruz. Son bir soru daha olacak. Şimdi bu hibeler açıklanıyor yılbaşından sonra. Efendim diyorlar ki işte faturalara yansıyan hadiseler var. İşte 50 liralık makine 60 lira oluyor. 60 liralıklar 80-100 lira oluyor. Siz bu konudaki yorumunuzu almak istiyorum. Şimdi tabii bu hibe döneminden önce gerek bakanlık gerekse hibeyi veren kurum tarafından bir piyasa araştırması yapılıyor. Yani bu noktada piyasa fiyatı 50 lira olan bir ürünün işte hibede 60 lira veya 70 lira olması zaten söz konusu değil. Bu kurumlar gerçekten ciddi bir şekilde gerek fatura üzerinden gerekse fuarda gizli müşteri olarak bu ürünlerin fiyatlarını alıyorlar. Ama burada şöyle bir nokta var. Hibe başlangıç veya hibe başvuru süresiyle hibenin gerçekleşme süresi arasındaki zaman farkı. Yani birçok hibe döneminde bu bir yılı aşabiliyor veya 7-8 ay gibi bir süreyi bulabiliyor. Dolayısıyla hani birinci ayda almış olduğunuz ürünün fiyatı zaman içerisinde gelişen maliyetler, ham madde. Yani özellikle pandemi döneminde sadece Türkiye'de değil yani dövize bağlı artışlardan bahsediyoruz belki ama bütün dünyada bir artış söz konusu. Birçok ham maddede bulunabilirlik noktasında bir sıkıntı var. Yani bugün paranız olsa dahi alamayacağınız veya geç aldığınız ürünlerden bahsedebiliyoruz. İşte otomotivdeki çip krizi gibi bu akıllı teknolojilerde de çip kullanılıyor. Yani önceden 20 gün veya 25 gün, 1 ay gibi olan termin süreleri şu anda 3-4 aya kadar çıkmış durumda. Bu da tabii arz talep dengesini etkiliyor. Yani dolayısıyla üreticilerimiz hani bunu münferit olarak yapan firmalar olabilir mi? Olabilir ama bu konuda gerçekten bir denetim mekanizması var. Gereken kurumlar bunları araştırıyorlar. Kaydı, yani bu konuda üreticilerimiz müşteri olabilirler. O konuda yani bu konudaki bir algı da var. Bunu da ifade etmek anlamında sordum. Evet. Tabii bugün 50 lira olan makine işte saç fiyatıdır, şu fiyatıdır, bu fiyatıdır bakıyorsunuz. Yarın 70-80-100 liraya çıkıyor. Evet. Bu da Türkiye'nin şartları gereği. Ama bir bakıyorsunuz, vay efendim işte firmalar 50 liralık makineye 100 lira dediler, 100 liralık makine 200 lira dediler diye piyasada bir algı firmalara karşı yapılan bir durum var. Bunu da size sormuş olduk. Kısaca da özetlediniz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için de teşekkür ediyoruz. Son olarak sizin de bir mesajınız varsa Serkan Bey. Biz de çok teşekkür ederiz. Sizin sayenizde üreticilerle tekrar bir arada bulunma fırsatı olduk. Ben izleyenlere çok sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bizi izlemeye takip etsinler. Köy TV izlemeye takip etsin, izlemeye devam etsinler. Teşekkür ediyoruz. Bizler de katıldığınız için ayaklarınıza sağlık. Çok keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Ağzınıza sağlık. Sezer süt sağım sistemleri, Sezer tamburlu sulama sistemleri olarak sizlere başarılar diliyoruz. İnşallah başka bir yerde, bir başka programda tekrar bir araya geliriz. Katıldığınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Nafiz Bey, Serkan Bey. Evet değerli izleyenler, yine bir programın sonuna geldik. Bursa stüdyolarımızdaydık. Biraz tarlalardan, ahırlardan, hava şartları vesilesiyle istedik ki stüdyoda yapalım.
bir suçu lisan ettiysek affola diyoruz. Çok değerli Sezer ailesine çalışmalarına başarılar diliyoruz. Bir başka yayında, bir başka programda, bir başka yerde beraber oluncaya kadar hoşça kalınız efendim.